Sizden ne istediysem hep yaptınız. 3500 beğeni istedim. 3746 like var. Bu videoda 3500 istemiştim. 4159 beğeni gelmiş. Bu videoda 2000 beğeni istemiştim. 2217 beğeni gelmiş. Dün 2500 beğeni istedim. 2546 beğeni gelmiş. Şimdi siz benden bir şey istiyorsunuz. Dün ben oyunu silmiştim ve gelen yorumlara bak. Adam kalbimin durduğu yer demiş kardeşim. İyi abartmışsın abi, bizi kırma. En iyi FC kanalısın demiş. Yemek yerken ne izleyeceğim? Geri yükle lütfen, sana like attım demiş adam. Abi silme ne olur, videoların çok güzel ve çok sarıyor. Abi sen olmazsan biz neye bakacağız? Abi lütfen geri dön. Abi kırma bizi, lütfen geri yükle. Sensiz FC olmaz. Silme, ben senden öğrendim oyunu demiş abi. Gerçekten duygulanıyorum ya. Abi lütfen silme, üzülüyorum. Ne olur silme demiş. Oğlum ben sizi üzer miyim lan? Hep okuldan gelince beni izliyormuş. Burada bir tane daha her gün okuldan geldikten sonra izleyen ve benim sonra ne izleyeceğini bulamayan adam var. Abi bizim için, takipçilerin için devam et. E ne yapacağız artık? Sizin için yeniden yükleyeceğiz oyunu. Evet, yükleye basıyoruz arkadaşlar ve oyunumuz şu anda yükleniyor. Dün size 2500 like'da yapacağımı söylediğim şey 30.000 puanlık paketleri açmaktı. Yaptığınız için geliyor ve bugün size yine bir söz veriyorum arkadaşlar. Eğer bu video yarın sabaha kadar 2500 beğeniyi geçerse, yarın istediğiniz bir kadro kurma içeriği, gen yükseltme, ne isterseniz yorumlarda en az 1.3 milyar coins'lik karşınızda olacağım. Haberiniz olsun. Yorumlara yazın. Like'larınızı da atın. Hype'larınızı da gönderin. Çok hype'ınız kalmamış olabilir. Hype olanlar hype atmaya paralı sarıyorsunuz değil. Like'a basındıktan sonra abi konuşamıyorum artık ama çok basit yani abi. Ya ben bu kadar çaba harcıyorum. Sen de gir bir like'a bas. Orada hype çıkıyor zaten. Tıkla gönder ya. Zaten gönderenler gönderdi ama göndermeyenlerin hakkı var. Hala göndermediysen hype'larını gönder. 3 tane haftada hakkınız oluyor. Bunları kullanın. Pazartesi yenilenecek ve pazartesi hype rekoru kıracağız. Haberiniz olsun. Herkes hazır olsun pazartesi gününe. Zaten tatil sanırım. O yüzden hazır olun. Hype rekoru kıracağız. Kanalın rekorunu kıracağız. Listelere gireceğiz. Hiç de çıkmayacağız. Bu videoya başladık. Herkes abone olsun. Like atsın. Çünkü abi geri dön. Gitmeden geri döndük abi. Giremiyorum abi. Çıkamıyorum. Silemiyorum oyunu ya. Silemiyorum. Benim psikolojim bozulacak ama sizi de kıramıyorum ya. Artık psikolojim bozulmasın diye oyunu silmiştim. Yeniden yükledim. Ne yapayım? Yeniden yüklemek zorunda kaldım. Yani sizi kırabilir miyim abi? Siz ne zaman beni kırdınız? Ben sizi ne zaman kırdım? E böyle bir şey yapamayız. Oyundayız. Herkes like atsın, abone olsun, bildirimleri açsın. Çünkü arkadaşlar bugün 30.000 puanlık oyunun belki de en büyük paketlerini açacağız ama şuradan bir hocam. Artık iyi bak, seni sildik, tekrar yükledik. Bakalım silip tekrar yüklemek işe yarıyor mu? Like atıp hype atanlar bu arada hayatları güzelleşiyor, muazzam şeyler yaşıyor. Bakın ben bugün Fenerbahçeliyim bu arada. Ve Fenerbahçe'nin kazanmasından çok istemesem de yine de lafın gelişi söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin kazanmasından çok istediğim bir şey var. Ne biliyor musunuz? Şimanski'nin gol atması. Bir edit gördüm, o kadar üzüldüm ki. Adama iyi misin diyor, yok diyor ya. Adam gerçekten bezmiş artık. O yüzden ben bu videoma, kendi videoma like atacağım. Ve bakalım Şimanski gol atabilecek mi? Çünkü çok istiyorum ve çok istediğim bir şey olmuş olacak. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla da like atanların gerçekten istedikleri oluyor. Siz de yorumlara bakın. Anlarsınız. Arkadaşlar hemen like'ınızı atın ve hayatınız güzelleşsin. Basıyorum sınırlı takasa. Hocam bu videoya like atacağım ama bu videodan önceki videoya like attım mı acaba? Bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum hocam. Bu çöp galiba ama olsun. Arada bir çöp çıkabilir. Sıkıntı yok. Semenyo, yani hocam niye böyle şeyler oluyor? Olmasa böyle şeyler aslında daha güzel olabilir. Şimdi bizim kaç uzatma fişimiz var abi? Bir ona bakmamız lazım. Ve bende bu hesapta hiç oyuncu yok. Ve bu hesapta 247 milyon var. 26.000 puan var. Hocam bana sadece bir tane 99 uzatma. Bak dünkü gibi bizi bir hale sokma. Bugün uzatmalar paketlerini artık açtığımız güne geldik. O yüzden hocam. Oo hocam, oyuncular da yenilenmiş. Haydi hocam ya. Yeni oyunculardan bize ne vereceksin? Ne vereceksin abi sen bize ya? Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın sen bize? Bir 103 mi geliyor yoksa? 102, 103 istiyorum. Artık 99 istemiyorum ya. En az 101 istiyorum. Hadi bakayım ya. Artık 99 istemek yok. En yükseğini isteyeceğiz. Fransa. Stoper. Juventus. Kim lan bu? Oğlum yani Kalulu. 99 olamadın mı bari ya? Abi 99 ne yapacağım? Abi bana bir 99 lazım. Vallahi şu an paketi açmak için lazım ya. Oğlum paketi açacağım. Lazım lan. Nereden bulacağım 99'luk oyuncuyu? Bulamam ki. Aa, bunu da tamamlayamadık daha değil mi? Evet, ilerleyemedik ki buraya kadar. Nasıl ilerleyeceğim? Daha yeni geldi. Abi inanılmaz. İnanılmaz, pazardan alacağız. Herhangi bir 99 oyuncu değil mi? O evet, herhangi bir 90. Abi alacağız, yapacak bir şey yok. Pazardan 99'luk oyuncu alacağım. Çünkü 2500 like atmışsınız. Bunun için değer. Çok mantıklı bir şey değil. Ama bu videonun ben size sözünü verdim. O yüzden bu hesaplarda bu paketleri açacağız.
O yüzden de 99'luk oyuncu alacağım şu an pazardan. Abi parayla oyuncu alacağım ya. Gerçekten inanılmaz. Alacağım abi, sıkıntı yok ya. Vereceğim parayı, alacağım. Normalde bu satılamaz oyuncuları değerlendirmek için olan bir şey. Ama yapacak bir şey yok abi yani gerçekten. Şuna bir 26.5'luk teklif vereceğim. Çünkü belki daha ucuzları da vardır diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir bakalım arkadaşlar, daha ucuzları da var mı diye. Yani hemen hemen en ucuzu 26.5'a falan alınabiliyor gibi. Buna da 26 milyon verelim. Yani hangisi gelirse onu alacağım arkadaşlar. 99'luk oyuncu alıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu kanala abone olanlar çok mutlu oluyor. Çünkü bu kanala FC Mobile ile ilgili inanılmaz bilgilendirici, inanılmaz eğlendirici, muazzam, harika, tarihi, böyle bir şey yok yani, öyle videolar geliyor ki bu kanala. Yine abone olduktan sonra yaşadıklarını yorumlarda yazın arkadaşlar. Siz abone olduktan sonra eğlendiniz mi, eğlenmediniz mi? Bakın yorumlara, görün. Abone olacaksınız zaten. Benim takipçilerim zaten bugünkü yorumları gördüyseniz abi videonun başında millet, yani abone olun bence arkadaşlar bu kanala. Vallahi hiçbir şey kaybetmeyeceğiniz gibi çok da fazla şey kazanırsınız bence. Kesinlikle abone olun. Oğlum hadi biri gelsin artık, bekliyoruz hadi ya. Hadi artık birisi gelsin, bir oyuncu bana yeter. Bir oyuncu bana yetecek diye tahmin ediyorum. Umarım yetiyordur yani. Hadi artık birisi gelsin, şu anda hala bekliyoruz. Simon Banza oldum ya. Vallahi billahi bekliyorum abi. Oyuncunun gelmesi, emirlerimde oyuncuları beklerken ben Simon Banza'ya dönüşüyorum abi. Simon Banza yine bekliyor. Sonunda geldi birisi arkadaşlar. Minteh'i aldık, hemen onaylıyorum. Ana sayfaya geliyorum. Abi bak şimdi. Ana sayfaya gelemiyor muyum? Geliyorum, çok güzel. Arkadaşlar güzel enerjiler var. Her şey çok güzel. Çok iyi hissediyoruz. Çok mutluyuz. Ve geliyor. O geliyor. Bir şeyler geliyor. Bak 30 milyon da bastım ve kaç olacak şu an puan? 29.100. Çok güzel. Şimdi bir tane 900 aldık mı bu iş zaten tamam. Yani 700 falan verirsen de bizi bir tilt edersin. Romero'yu basacağım buraya. Romero'yu basır. Romero basarsın abi buraya. Romero'yu tam buraya basmalık oyuncu Romero. Çok güzel abi. Tamam. 30.255 puanımız şu anda var arkadaşlar. Ve o zaman abi şimdi bir mesajlara da bakalım. Mesajlar ne durumda? Tümünü topla diyelim. Burada boş ödüller vardır diye düşünüyorum. Burada bir şey yoktur çok fazla. Ama bir boş kalmasın. Bir burayı açalım. Aa yine oğlum, buraya niye sürekli paket geliyor ya? Her hesapta açmayı unutuyorum da sonra da açıyorum ama sürekli oluyor abi. Arada bir olsa tamam da. Uzatmalara geldik. Bu ara hediye kodu da yok abi. Nerede hediye kodları? Hediye kodu gelsin artık. Hediye kodu istiyoruz. İyi. Hadi hediye kodu gelsin de ben de size vereyim. Şimdi ücretsiz falan açmıyorum. Ücretsiz de benim bir işim yok. 30 bin puan. İyi ki bu hesapta şu anda geliyor arkadaşlar. İlk paketimiz. Bakalım ne çıkacak. Hocam bak bize gerçekten bir güzellik yapacaksın artık. Bir dakika, hesabın kadrosuna bakalım. Ne istiyoruz? Mevki ne istiyoruz? Hani 101 de çıksa mesela yarayacak bir yer var mı? Mesela nereye 101 çıksa yarar diye düşünüyoruz. Bak stopere 101 çıksa yarar. Sağ beke 101 çıksa yarar. MDO'ya yaramaz. Stoper, sağ bek, gerisi 102 çıksın abi. Stoper veya sağ bek 101 de olur ama bizim hedefimiz 103. 103 çıkartırsak çünkü coşarız abi. Çok başka şeyler yaşarız. Yani inanılmaz şeyler yaşarız. Stopere neden yarar? Çünkü stoperdeki Schlotterbeck 98 rating arkadaşlar. Asıl hali. Yükselmemiş hali. O yüzden bayağı güzel olabilir bu hesap için. Hadi artık hesapların hepsini geliştirdiğimiz muazzam bir gün olsun bugün ya. 30 bin puan. Bas! Diyorum! Basıyorum! Basıyorum. Bastım! Hadi oğlum benim ya! 103 verirsin ya! Olur oğlum! Gelir ya! Gelir abi! Neden gelmesin? Gelir! Gel! 103! Oo, abi Marco mu? Oğlum yok artık. 101 tane çıktı sadece. Köyler zaten var. Merino'yu zaten almam. Di Marco'yu alacağım. Benim bu hesabın sol beki kim? Biz sol bek niye istemedik acaba? Çok iyi çıktı bu arada. 102 gen oyuncu çıktı. Ama benim bu hesabın sol beki kim ki abi? Ben niye sol bek istemedim mesela? Oo bir dakika. Koiste kastım, oyuncum yükseldi bir de üstüne galiba. Bir dakika ya. Roberto Carlos satılabilir mi? Satılabilir. İzin veriyorum. Ama var mı satılabilirlik durumu? Abi satılamıyor mu? Satılabilir. Satarım. Ben bu adamı satarım abi. Ben bu adamı satarım. Abi yes! İşte bu! EA'yi silip geri yükledim. Like'larını gönderenler bunları yaşıyor işte ya. 30 milyon harcamışız. 30 milyon harcadıysak harcadık baba. Neymiş? Kaç milyonluk adam çıktı acaba? Di Marco. Federico Di Marco. Abi bu benim artık sol bekim budur yani. Roberto Carlos. Oğlum gen yükselebiliriz bu arada. Tabi derece basmadan bir şey demiyorum. Derece daha basmadan belli olmaz da. Abi bu hesaba da gen yükseltme gelsin mi o zaman? Şu an gen düştük de. Derece merece de basınca ayrıyetten gen yükselebiliriz. Şimdi Roberto Carlos'tan birine ben bir basmam gerekiyor. Bir basma işlemi.
Ronaldo'ya mı bassak acaba? Ronaldo'yu fulllemiş oluruz. Ronaldo'ya basalım ya. 26-27 falan olur maksimum zaten. Ronaldo gel buraya. 28 oldu. Güzel. 500 puan var mı? Var. Bas abi. Ronaldo'ya basalım Roberto Carlos'u. Hemen satacağız Roberto Carlos'u. Düşük bir fiyattan satacağız. Olsun abi. 335 de olsa Di Marco geldi. Bu hesabı o zaman gel yükseltme yapana kadar ben bir sabredeyim. Ve bir de bakayım abi. Bu hesapta kaç tane Mascherano var? Umarım çok fazla vardır. 4, 8, 12, 16, 21 tane var. Bir dakika abi. Çok iyi. Foden var yükselecek. Di Marco kesin yükselecek abi bak. Foden kesin değil, Di Marco kesin. Yani sağ bekte de Frimpong falan bu hesabı var ya 106 yapabiliriz. 105 kesin yaparım ben bu hesabı. 105 kesin yaparım. Biraz daha bir şeyler çıkarsa 106 da yaparım ama Roberto Carlos'u satamazsak ağır patlayabiliriz. Roberto Carlos'u ben bir satacağım şu anda. Abi mutluyuz ya. Vallahi mutluyuz. Yemin ediyorum ne yaşadık? Çok güzel şey yaşadık şu an. Roberto Carlos pazarda. Abi ne oldu bir anda ya? Abi 345'e koyacağım da yoktu pazarda. Ne ara geldi ya? Az önce yoktu lan bu adam. Az önce cidden yoktu pazarda. Ne oldu? Neyse 3 tane var. Abi ben bunları da bir satıyorum. Herkesi satacağım. Bu hesapta yükseliş yapacağız. Ben bir herkesi satayım geliyorum. Emirlerime geliyoruz ve emirlerime geldikten sonra arkadaşlar Figo'yu falan koyduk. Herkes koyduk. Bunlar zaten satıldı. 10 milyon geldi. Burada 4 milyon daha var ama bak bu yoktu abi. Bu ne ara geldi bilmiyorum. Yani bu gerçekten yoktu abi ya. Roberto Carlos az önce baktığımızda yoktu, sevindik. Sonra bir anda var oldu. 333'e 3 tane koyuldu bir anda. Ne alaka bilmiyorum. 3 sayısından nefret etmeye başladım yani. 3 tane koymuş bir de 333'e koymuş. Şimdi arkadaşlar hemen kulübümüze bir daha gelelim. Hesabın 103'gen olduğuna bakmayın. Bu hesap 103 falan değil aslında abi. Derecesiz oyuncular var. Bu oyuncu 98'gen normal hali. Schlotterbeck'in de normal hali 98'gen. Yani bir stoper... Aa bir dakika abi. Yok abi onu yapamayız ki. Yani stoperi değiştirebilsek aslında güzel olur. Ya da stoperde oynayabilen şu oyunculardan biri falan olsa ama maalesef yok. Yüksek bir stoper de çıksa bu hesaba var ya gerçekten manyak olur ya. Hani 99'gen bile stoper yok hesapta ama çok başka şeyler yapılabilir bu hesapta tabii. Duruma göre bakacağız. Devam edeceğiz arkadaşlar. Geldik. 1.2 milyar coins, 1.3 milyar coins. İşte bu hesapta arkadaşlar. Bu arada takaslara çok güzel bir şey gelmiş. Hatta şu an sizlerle birlikte bu hesabı alacağız. Yakında da garanti 98'gen paketi de açacağız abi bu hesaba. Gayet güzelmiş bu da. 300 cevher aldık. 3000 cevherimiz oldu. Şimdi mağazaya gireceğiz arkadaşlar. Ve mağazadan bir şeyler yapacağız önce. Sonra bakalım kadroya bir şeyler çıkartabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen geliyoruz. Ve takaslara geliyoruz. Takaslardan Libertadores, Division Rivals. Evet burada abi bakın. Burada değil bir dakika. Nerede abi bir dakika. Neredeydi o ya? Önerilenlerde miydi? Bir yerde bu inanılmaz bir şey gördüm. Hah. Bak bu yeni mi? Yeni yazıyor zaten. 2 tane Mascherano alacağım ya bedava. Oğlum bu varsa 1000 puanınız harcamadığınız alın. Bedava 2 Mascherano. Normalde 1000 puana 2500 cevher alıyordum. Ama abi gelip de 2500 cevher'e 2 Mascherano verse almaz mısınız abi? Bu Mascherano tanesinden denk getirdiğiniz zaman 20 milyon coins kasabiliyorsunuz. Yani gerçekten mükemmel bir şey. Oğlum 1000 puana. Oha 1000 puana 97-103 paket falan da veriyormuş. Birazcık puan kasmak güzel olabilir. Güzel puanlı paketler var ha. 1500'e 98-103 falan veriyor. Bayağı iyi bu arada. Ben bayağı sevdim bu işi. Neyse şimdi be arkadaşlar 3000 cevherlik bir paket açılım yapacağız. Bu hesapta da tabii arkadaşlar bir şeyler yapacağız. Hemen geliyoruz. Şeker mi şaka mı? Yeni oyuncu. Hocam Casillas'ı ver de gidelim be. Bir Casillas çıkartmamız yok mu arkadaşlar? Gerçekten ne iyi olur ya. Hadi abi Casillas istiyoruz. 103'gen oyuncu istiyoruz. Çünkü bir tane daha çıkartacağım zaten. Birini şimdi var. Birini de uzatmalar paketinden ver. Hadi oğlum benim. Hadi yavrum benim. Almanya. Santur kim lan? Nice. Abi Tottenham falan dese belki Werner falan yüksektir ama. Aa güzel. Güzel 99 verebiliyor musun demek ki yiyey? Eşek yiyey. Demek ki 99 verebiliyor musun? Neredeydin bu zamana kadar acaba? Eşek yiyey. Ah ah. Şimdi sınırlı takas. Oyunu silince akıllandı abi yemin ediyorum. Bazı insanlar gibisin yey. Hadi bakalım. Geliyor. Şimdi sınırlı takas paketini de açıyoruz. Mükemmel abi bu video. Bu videoda ben 2500 beğeni istedim ya. Bu video 4000-5000 like hak ediyor. Herkes like atsın bu videoya ya. Ne veriyor acaba? Ne geliyor acaba? Hocam bu... Ya bana buradan da 99'ları yardırsan çok mutlu olacağım. 98 falan bizim için hikaye abi ya. Ya bu ama yanında 3 oyuncu verirsen sıkıntı yok. Eyvallah. Bak bu paket güzel oldu. Sıkıntı yok yani. Abi, verdiğimizi geri almış olduk. Şimdi buraya bir 99 zaten garanti vereceğim. Ben o Mukoko'yu bir veriyorum abi. Hemen bir verelim. Oğlum Mukoko ne ara Nice'e gitti lan? Mukoko niye Nice'e gitti ayrıca? Bu kadar düşüş mü yaşadı derken... 2000 abi çok kötü. Abi çok kötü. Çok az puan verdi bir kere. Abi ne yapacağız biliyor musunuz?
Ben yine 99'luk oyuncu almak zorundayım değil mi? Mikel Merino ve Zidane'ı vermeyeceğime göre. Gidelim bir 99'luk oyuncu alalım arkadaşlar. Yine Minte'ye teklifimi veriyorum arkadaşlar. Yine birazdan Simon Banza bekliyor yapacağız herhalde. Yani gerçekten inanılmaz bir durum. Harika yani, böyle bir şey yok. Birkaç tane daha oyuncuya teklif verip geliyorum abi. Oyuncuları aldığımda karşınızdayım. Tamam, oyuncuların gelmesini bekliyorken arkadaşlar, o zaman bir takaslara girelim. Çünkü takaslarda bir işimiz var abi. Mascherano'lar yenilendi. Ben Mascherano'ları nasıl alıyorum onu size göstereceğim. Şimdi buraya bir giriyoruz. İyi, yine efsanevi bedava bir sürü kulüp paketleri vermiş arkadaşlar. Onları zaten açtım. Burada minimum 88 yazıyoruz abi. Tamam mı? Burada kulüp paketlerinden çıkardığımız oyuncular var zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tane 88. İki tane 89. İki tane de 92 basacağız. Sonra işimiz tamam. Bunlar iyi zaten bedava. Sürekli dağıtıyor. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Mükemmel bir şekilde. Ve... arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada Mascherano'yu aldık ve hemen bir tane daha yapacağız. O da Haaland ve Salah. Ve arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte buradan da 90 vermeye gerek yok. Sonra 5 tane 90 genli takaslar geliyor zaten, onları basarız. Sıkıntı yok. 2 tane de 89, bir tane de 88 veriyorum. Az önce zaten bedava 2 tane Mascherano aldım. Şimdi bunları da iyi zaten bize bedava verdiği için yine bedava 2 Mascherano aldım. 4 tane Mascherano aldım. Hesabımda kaç Mascherano? Oğlum pazara oyuncu gelmiş bu arada. Umarım fazladan gelmemiştir. Umarım yani. Vallahi sıkıntı. Kaç Mascherano olmuş hesapta? Bir bakalım abi. Hemen bir derece yükselt diyelim. Kaç var? 8. 4 varmış. 2 katına çıkardık. Gayet güzel abi. Mis gibi. İleride lazım olacak bunlar. Kullanırız. Mascherano'ları alabildiğiniz her yerden alın. Ve bu sayede de Simon Banza gibi beklemedik. Beklerken bile güzel şeyler hallettik. Ve Sherlock geldi. 99 gen oyuncumuz geldi. Uzatmalar paketine doğru gidiyoruz. Hazırız. Çok heyecanlıyız. Neden? Neden çok heyecanlıyız? Çünkü çok heyecanlıyız. İlla para harcattı ama iyi. Bu hesaba da öbür hesaba da illa para harcaman gerekiyor dedi. Bakalım arkadaşlar. Verdik ama arkadaşlar iki bir tane 99 verdi. Yoksa iki tane alıp para harcayacaktık da. Yani hiç puan vermiyor. Hocam en az 880 puan alabilir miyiz buradan? Rica etsem en az bir 880 puan alabilir miyim hocam? Del Castillo gel sen. Hocam tam 889, tam 900 puan verecek adamsın biliyor musun? Tam 900 puan verecek adamsın. Tam bak kesin. Abi yapma ya, bu neymiş abi? İlla bir paket daha aç dedi. Arkadaşlar bu video sonsuz like'ları hak ediyor. İnanılmaz like'ları hak ediyor. O yüzden durmayın. Hala like atmayanlar. Tıklayın, like'ınızı atın. Hype'ınız varsa gönderin. 30.080 puan. Evet hazırız. Hazırız. Bu video çok büyük bir video. Sözümü tutuyorum. Oyunu geri yükledim. Sizlerden de like bekliyorum. Yarın bu hesapta 1.250 milyonluk paket açılımı değil şey gelebilir. Muazzam bir video gelebilir. Şimdi arkadaşlar yine 30 bin puan. Şimdi yine bakalım hesapta neye ihtiyaç var abi. O önemli. Bu satılamaz oyuncu olduğu için o önemli. Şimdi abi sağ kanat Saka ama satamıyoruz. Sol bek Hernandez ama satamıyoruz. Stoperi de abi ben herkesi de basmışım. Bize MO lazım bu hesaba. Bak ben size söyleyeyim. Bu hesaba... Yo aslında değil. 104 gen olsun diye mi Beckham var? Bu hesaba o zaman hiçbir şey lazım değil abi ya. Bir şeyler lazım olması lazım. Ya 103 genin hepsi lazım. Ama diğerleri ne yapacağız bilmiyorum. Nasıl yapacağız abi biz bu işi acaba ya? Vallahi ben bu hesaba da sıkıntı yaşatmışım. Abi çok fena lazım olan bir şey buldum. Çok fena. Abi al Gullit'i buraya koyduk. Beckham yerine stoper lazım. Vallahi stoper lazım abi. Yemin ediyorum var ya öyle bir lazım ki hem de stoper şu an dehşet stoper lazım şu anda. Gullit hem yerinde oynamış oluyor hem de stoper lazım. Stoper lazım abi. Lazım bayağı bir lazım stoper. Alabilir miyim o zaman 100-203 stoperimi? 103'ken istiyoruz. 103'ken istiyoruz ve stoper istiyoruz. Hadi hocam 103'ken. 103'ken her şey olur ya. 103'ken her şey olur abi. 103'ken sonuçta ya. Artık 103'ken. Ben hiç 103'ken çıkardım mı bilmiyorum. Galiba hiç 103'ken çıkarmadım abi ya. Hadi oğlum. Hadi 30 bin puan. Hadi oğlum ya. 103'ken gelsin mi? Geliyor mu? O mu geliyor? Kim geliyor? 103'kenlik stoper geliyor mu? 103'ken. Abi biri 101 biri 100 şu an çok fena sıkıntı yaşayabilirim ya. Sağ taraftakileri görmüyorum. Şimdi en sola da bakıyorum. Aa 102. 102'ye çıkmış. 102 çıkmış. Oha oğlum her paketten de 102 gelmesin mi? Hem de nasıl bir 102? Hem de Wörler'in 102 oğlum, bu kartın 97'si bile şov yapıyordu lan. Ve bu hesapta vardı. Bu hesapta aylarca yıllarca Wörler'le oynadık. Ve yine Wörler'le oynayacağız. Çünkü neden? Çünkü oynayacağız abi.
Oğlum inanılmaz. Ne yapacağız acaba? Kadro düzenini nasıl ayarlayacağım? Hiçbir fikrim yok. 102 gen abi yok artık lan. 2 tane hala 103'üm olmamasına bir tık üzülüyorum ama oğlum ama yani arkadaşlar. Völlerin değeri ne abi ya? 102 gen santraforlar arasında değersizler arasında mı? Bence değerliler arasındadır. Ben 102 gen völleri bilmiyordum. Yeni mi geldi? 102 gen völler yeni gelmiş olabilir, ben size söyleyeyim. Vallahi yeni gelmiş olabilir. Oğlum 600 milyonluk oyuncu çıktı lan. Adam 600 milyon. Yuh. Oha. Abi santraforların en değerlisi falan. Çünkü çok iyi abi bu kart. Bu adamın 97, 107, 107, 84, 103. Ben Lukaku'yu çok beğeniyorum, ona bakalım. 107, 107, 84, 103. Oğlum adamın pası aynı. Hız, şut, dribling daha yüksek. Fiziği mi düşük? Bunun neyi düşük abi? Evet, fiziği biraz düşük. Çünkü Lukaku da birazcık arkadaşlar şey yani. Şimdi söylemek istemiyorum. Ama abi o kadar da olur. Böller hile gibi bir şey olur abi oyunda, ben size söyleyeyim. Bizde zaten Hernandez vardı. Çift santrafora döneceğiz. Ne yapacağız bilmiyorum şimdi abi. Çift santrafora döneceğiz de. Ne yapacağım abi ben? Abi benim defans oyuncum olmadığı için ben mecbur bunu buraya alıyorum. Böller senin başka oynayabildiğin mevki falan filan var mı ya? Sen başka bir yerde falan oynayabiliyor musun? MO'da falan oynayabiliyor musun acaba mesela? O özelliklerle her yerde oynarsın abi. Vallahi billahi neymiş lan bu? Bakalım. Sol kanat oynuyormuş. Sol, oğlum sol kanatta Leo var. Leo santrafor da oynuyor galiba. Leo nerede oynayabiliyor başka? Abi ne yapacağız acaba ya? Gerçekten şu an var ya ne var aklımız? Sol orta saha santrafor. Abi şu an her şey çok karıştı. Bir ayar çekmemiz lazım. Şimdi ben Saka'yla Hernandez'in bir satılabilirlik durumlarına bakmak istiyorum abi. Gerçekten onu bir görmemiz lazım. O çok önemli. Satılamıyorlar çünkü aslında, ama Saka'yı falan satabiliyorsak bir şeyler ayarlayabiliriz belki, ama baksanız abi ya. Bunların değerinin düşüp satılabilir duruma gelmeleri lazım. Bunlar satılamıyor çünkü. Bunları ya oynatacaksın ya da oynatacaksın abi. Başka bir şey yok. Bunu sonsuza kadar basıp anca satabiliyorsun. O da biraz sıkıntı. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Bunları satmak da zor iş. O yüzden abi bunlar Hernandez'le Saka kesin oynayacak abi. En azından daha yüksekleri çıkana kadar pozisyonlarında. Saka başka bir yerde oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor olsa zaten değeri daha yüksek olurdu herhalde. Galiba oynayamıyor. Sağ orta saha. Şimdi bir sol orta saha, bir sağ orta saha falan bir ayar yapayım. Yani 4-4-2 yaptığımızda Saka burada oynayabiliyor. Tamam abi, sağ orta saha, ama gelirsen çok sevinirim. Tamam, Saka burada oynuyor abi. Okey de. Ben Musiala'yı niye çıkartayım ki? Buraya Musiala'yı da alsam oynuyor yani. Bu da burada oynuyor. Musiala'yı çöpe attık böyle. Yani ne yapacağız abi bunu? Gerçekten garip garip şeyler oluyor. Yani çok zor abi. Şu an benim işim var ya, gerçekten bütün işlerden daha zor. Musiala'yı falan yedeğe atmak zorunda kalıyoruz abi. Ya Musiala ya Saka'yı. Yani Musiala'yı sağ orta sahaya atsak bu sefer başka sıkıntılar yaşayacağız. Yani ne yapacağız bilmiyorum gerçekten. Abi bu hesapta işin içinden çıkmak çok zor şu anda. Yorumlara bir fikir varsa yazın abi, ama herkesi düzenli kullanmak istiyorum. Yani 4-2-4 uyabilir gibi duruyor, ama 4-2-4'ü de nasıl uyduracağız abi? Yani 4-2-4 tamam, güzel, iyi, hoş. Bunu ne yapacağız abi? Musiala'yı ne yapacağım? Beckham burada kaldı. Yani tam Gullit'i buraya aldık. MO'ya neyi koyacağız başka? Beckham burada kaldı, bu burada kaldı. Saka var, Völler. Böyle daha güzel oldu, ama Musiala çıktı böyle de. Musiala'yı nereye koyacağız abi? Musiala da 100 genlik kart sonuçta. Musiala'nın normal hali 100 abi. Yani Musiala'yı da... Musiala'yı sadece sağ kanatta oynatabiliyorum şu an. Başka MO'da falan oynamıyor abi Musiala. Sadece sağ kanatta oynarım diyor. Başka da bir yerde oynamam diyor. Yani böyle de bir sistem abi. Gerçekten böyle de bir sistem. Neyse, şimdilik kadro böyle kalsın. Böyle güzel görünüyor ama... Ya Musiala boşlukta kalmamalı ya. Musiala'yı koymak lazım abi bir yerlere. Musiala hiçbir yerde oynamam diyor. Musiala'yı da koymak lazım yani. Hem Hernandez hem Völler hem Musiala için yani MOO ve çift santrafor lazım. Orada da kanatlar cici oluyor. Onu ne yapacağız? Şöyle bir diziliş var. Bu sefer de Hernandez'i çöpe atıyorsun. Öyle bir sıkıntı var abi. Yani Hernandez'i de çöpe atmak istemiyoruz. Şimdi Musiala'yı buraya alırım ben. Sen sol orta saha oynuyor musun? Eyvallah. Beckham'ı çıkartırım. Beckham'ı çıkarmakta bir problem yok. Herhangi bir, hiçbir şekilde. Musiala'yı da yerine koyarız. Arnold burada çok saçma oldu. Arnold ne alaka oldu burada? Yani gerçekten Arnold burada olmadı. Hernandez de olmadı. Tekrardan Gullit'i buraya alıyoruz. Arnold'u çıkartsak, Arnold'u da çıkartmak istemeyiz. Arnold da yüzgen yani. Arnold da yüzgen. Hernandez iyi hoş da, Hernandez de yani ne yapacağız bilmiyorum. Ricardo Carvalho mu koyacağız stopere? Yani stoper de yok ki kadroda. Abi gerçekten çok ilginç oldu. Burada bir tavsiyesi olan varsa yorumlara yazsın. Burada da videoyu bitirelim. Zaten efsanevi bir paket açılımı oldu. 2 tane 102 çıkardım. Efsanevi 2 oyuncu. Yani gerçekten manyak bir paket açılımı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolar devam ediyor. Merak etmeyin abi. Ben sizi asla kırmam. Hiçbir zaman da bırakmayacağım sizi. Siz istemediğiniz sürece.
Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bye bye.